Dün CHP grubu Sayın Cumhurbaşkanı e, meclise geldiğinde önceki gün ayağa kalktılar. Nasıl karşıladınız? Aslında normal olan buydu. Yani e, bakın ben e, Sayın Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı döneminde milletvekili oldum. Biliyorsunuz Sayın Ahmet Necdet Sezer 2000 yılında e, Cumhurbaşkanı seçildi. Biz 3 Kasım 2002 tarihinde milletvekili olduk. Sayın Sezer e, 2003 yılının 1 Ekim tarihinde bir konuşma yaptı. Arkasından herhalde 2004 yılında bir konuşma yaptı. Ondan sonraki süreçte yaptığını hatırlamıyorum. İki veya üç konuşma yaptı. Sayın Necdet Sezer geldiğinde kürsüye meclis başkanı tarafından davet edildiğinde biz hep ayağa kalktık. Sayın Ahmet Necdet Sezer konuşmasını bitirdiğinde parlamentoyu selamladığında biz de ayağa kalkarak yolcu ettik. Alkışlamadığımızı hatırlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alkışladığını o zaman iki partiydik biz 2007 yılına kadar. Anavatan Partisi daha sonra e, Demokrat Doğru Yol Partisi. Peki. Çok geçmişe Hı. gitmeyelim. Kısa soru gitmeyelim. cevap yapacağız. Yani bu normal bir hareketti. Daha önce de yapılan bir iş. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde yapılmamaya başladı. Sayın Kılıçdaroğlu e, hem Sayın Abdullah Gül'ü o zaman zaten Cumhur Genel başkandı. Abdullah Dün Özgür Özel Abdullah Gül Bey'e ayağa kalktıklarını söyledi ama olabilir, doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı olduktan sonra 2014 yılından itibaren... AK Parti'de memnuniyet yarattı mı efendim? Ya bu kamuoyunda bir memnuniyet yaratır. Doğrusu budur. Yani olması gereken budur. Normali değil. Yani yazan budur. Milletimizin beklediği budur. Eğer vatandaş böyle bir görüntüyü dolu, olumlu olarak karşılıyorsa yapılması gereken budur. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı yanlıştı zaten. Onun için bunu bu şekilde söylemek istiyoruz. Normalleşme dediğimiz yumrukları sıkarak birbirimizin karşına gelemeyiz ki. Peki. Türkiye'de bir hizmet yapmayı istiyorsak muhakkak ki istişare etmemiz gerekir. Muhakkak. Kesinlikle öyle. Sayın Cumhurbaşkanı ile Erdoğan'ın bir araya gelmesi de tıpkı dediğiniz gibi kamuoyunda çok güzel algılandı. Yani bir iki istisna keskin çevrelerin yorumlarını ben aldırış etmiyorum. Doğrusu siz o görüşmelerin hepsinde AK Parti adında adını oradaydınız ve hiç de konuşmadınız bu konuda. Sayın Erdoğan'la Özgür Özel'in görüşmesine dair perde arkasında bugüne kadar açıklanmayan bilmediğimiz ilginç bir nokta var mı? Şimdi e, orada dört kişi vardık. Sayın Cumhurbaşkanımız vardı, Sayın Özel vardı e, ve e, Sayın Namık Namık'tan. Namık Tam Bey vardı. Ben vardım. Parti sözcülerimizi açıklama yapmak üzere kararlaştırdık ve parti sözcülerimiz açıklama yaptı. Ne e, ben açıklama yaptım, ne Sayın Namık Tan açıklama yaptı. Ne de Sayın Özgür Özel açıklama yaptı. Biz oradaki Çerçevede parti sözcülerimiz gerekli açıklamayı biz onlara bilgiyi verdik. Parti sözcülerimizin açıklamalarını gerçekleştirdik. Tekrar bir araya gelir mi ikisi? Yani, yani Sayın olabilir Özgür Özel. Niye, niye olmasın? Niye olmasın? Ama şu anda gördüğüm kadarıyla Sayın Özgür Özel'i çok eleştirdiler gibi geliyor. Ee, Ak Parti ile Cumhurbaşkanımız da ama öz... o savunuyor ve göğüslüyorum diyor. Dün akşam anlattım. E, savunuyor ama. Ben Özgür Bey'le grup başkan vekilliğini çok yaptığım yakın için... Yakın arkadaş mısınız? Yakın arkadaşız, doğru arkadaşız. Bütün grup başkan, bütün milletvekilleriyle arkadaşız biz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, İyi Parti'den, Saadet Parti'den. Bütün milletvekili arkadaşlarla bizim orada arkadaşlığımız vardır. Yani o görüntüler, o görüntüler anlık tepkilerle ortaya çıkan bir şeydir ama doğru değildir. Sabır etmek gerekiyor. Peki Özgür Özel'in üzerindeki baskıdan söz ediyoruz. Onun mi? üzerinde bir baskı var gibi geliyor. Ee, Sayın Özgür Özel tahmin ediyorum e, şeyde kendi partisi içerisinde şu anda Kılıçdaroğlu'na yakın bir ekip var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu tweetlerinde e, Sayın Özgür Özel'in yaptığı genel başkanlığı e, beğenmeyen bir tweet açıklamalarını yapıyor. Dün Sayın Özgür Özel'e de siz okudunuz zaten onu. Özgür Bey ben yorum yapmak istemiyorum Genel başkanıma dedi ama kameralarda onu gösterirken yüzündeki ifade psikologlar tarafından veya o ne diyorlar bir şey okuyucular var ya hani el hareketlerini falan okuyanlar onlar tarafından değerlendirilmesi gerekir. Şimdi Sayın Özgür Özel Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçtiği Genel Başkanken seçtiği delegeler ve onun tarafından listelere konulmuş milletvekilleriyle birlikte görev yaptığından dolayı sanıyorum Sayın Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun ekibinin üzerinde bir baskısı var gibi geliyor. Ama o baskıyı Özgür de... Özel de diyor ki normalleşme bize yarıyor, AK Parti bize yaradığını görüyor, onun için bozmaya çalışıyorlar. Biz bozmak için hiç uğraşmıyoruz. Yani bakın yani... Mesela Teğmenler Kılıç olayını bile O e, kutuplaşma yaratarak e, bu normalleşme sürecini bozmaya çalışmanız olarak nitelendirdi. Hayır, bakın e, şimdi Kübra Hanım, disiplinin olmazsa olmaz olduğu yer askerliktir. Siz parlamentodaki yapılan disiplinsizliği, o kavga işi disiplinsizliktir. Doğru değil mi? Niye kapatıyorsunuz? Verin ceza ediyorsunuz. Bir milletvekili böyle böyle bir şey yaptıysa, kürsüde hakaret ettiyse veya kavga çıktıysa cezasını verin diyorsunuz. Bu disiplinsizliğin sonucudur. Asker disipline bila kaydı şart amansız fakatsız uymak mecburiyeti olduğunda olan kişidir. Eğer Allah göstermesin ortaya çıkacak ülkemize dışarıdan yapılacak bir saldırı konusunda herkes kafasına göre bir şey yaptığı takdirde ona ordu denmez. Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün silahlı kuvvetleri disiplinin olmazsa olmaz olduğu yerlerdir. Orada yapılan iş disiplinsizliktir. Nitekim. Ama normalleşmeyi bozmak değildir diyorsunuz. Normalleşme Sayın Özgür Özel, eğer bunu normalleşme karşıtı diye bir şey ifade ediyorsam, normalleşme diye tanımladığı şeyin ne olduğunun farkında değil demektir. Çünkü disiplin önemlidir. Peki. Partisi içerisinde, partisi içerisinde eğer grup kararı alınmışken grup kararının hilafına bir hareket eden milletvekilini disiplin kuruluna nasıl sevk ediyorlarsa o da aynı şeydir. O zaman Sayın Özgür Özel demeli ki benim partimde herkes istediği gibi konuşabilir. Efendim, son 5 evet. dakikamız kalmış. Çok hızlı aktı süre. 2-3 sorum daha var size. Ekonomiye mutlaka geçeceğim. Zira emeklilerle ilgili zamlar gündemde. 2025'te emekli olacaklar. 2024'ten daha mı az maaş alacaklar? Şöyle e, onun hesap yönteminden dolayı e, arkadaşlar bir hesap e, getirdiler. Kanunla belirlenmiş nasıl e, emekli olacakları ile ilgili bir e, kat sayıyla çarpıldığından dolayı tahmin ediyorum yüzde 8 veya 10 civarında 2024 yılında emekli olanlar varsa onlar e, emekli oldukları takdirde aynı prim günü sayısına ulaştıklarında yüksek oy al, yüksek para e, bağış maaş alacakları ile ilgili bir durum söz konusu. 2024 yılında emekli olacaklar, emekli oluyorlar diye biliyorum. Bu yasa gereği ortaya çıkan durum. Eğer yasayı anlık meselelerle değiştirmeye kalktığınız takdirde bunun yan etkileri çok fazla olur. Arkasından başkalarına haksızlık ortaya çıkmış olabilir. 2026'dakilerle ilgili ne olacak? Onlara haksızlık olabilir. Enflasyon yükselirken e, sonra emekli olmak lehedir. Mesela 2023 yılında emekli olanlar, eğer 1 Ocak 2024'te örnek veriyorum bu tarihlerim. 1 Ocak 2024'te emeklilik için müracaat edicilerdi. 2000 ettikleri takdirde 2023'ten fazla aldılar. Şimdi enflasyonun düşme eğilimine girdiği dönemde 1, 31 Aralık 2024'te emekli olanlar 21 Ocak 2025'ten daha fazla alacaklar. Şimdi bir öncekileri bizi de telafi edin, bir intibak yapın demeye başlayacaklar. Çünkü kanunda olan bir şey, enflasyon düşmeye başladıkça bu emekli maaşlarındaki durum bu şekilde oluyor. Şimdi AK Parti kongre sürecinde değişimler olacak mı diye merak ediyoruz. Yanlışları olanlar değiştirilecek demişti geçtiğimiz hafta Abdullah Güler. Bir de sosyal medya üzerinden AK Parti'lilerin sataşmaları ya da AK Parti'ye yakın çevrelerin birbirine sataşmalarına şahitlik ediyoruz. Yorumunuz olur mu bu konuda? Ben eee şöyle, AK Parti'nin aktif gören do, görevde olan arkadaşlarının böyle bir şeyini göremeyiz. Hı, hı. Bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla efendim kimi MYK üyeleri arasında isim vermeyeyim şimdi atışmalara sahne olduk geçen hafta. E, geçen hafta mı daha önce mi? Geçen hafta. Yiğit Bulut'la e, Mücahit Birinci arasındaki atışmalar. Mücahit atışmadan... Birinci şu anda MYK üyesi değil diye değil Değil bu sezon. MKYK insan. üyesi değil diye biliyorum. Tamam peki. Önceki dönemde MKYK ben üyesiydi. Ben bunları hoş bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ama e, AK Parti'de daha önce görev yapmış. Herhangi bir siyasi e, aktivitesi görev bulunmayan il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, MKYK üyesi, MYK üyesi, il yönetim kurulu üyesi arkadaşların sosyal medya önünde, kamu önünde tartışmaları doğru bir iş değil. Biz bir aileyiz. Aile içerisindeki yapılan her tartışma kendi içinde kalır, değerlendirir. Kanaatin çoğunluğu hangi yöndeyse o konuda da devam ederiz. Ama daha önce AK Partili olmuş, gazetecilik yapan, herhangi bir şekilde yapan arkadaşların da biraz daha madem ki AK Partili diye tanımlanıyorlar, onlar da AK Partili diye tanımlandıkları sürece AK Parti'ye zarar verecek veya AK Parti'nin bu konuda zaafı varmış gibi gösterilecek davranışlar içerisinde bulunmamalarını tavsiye ederim. Aksi herhangi bir siyasi şey sadece üyelik bağıyla bağlı olan arkadaşlarımızın bu şekilde yaptıklarını bizim nezaketen ya yapmayın lütfen deme hakkımız vardır. Onlar da her biri AK Parti'ye sadakatle bağlı olduklarına inanıyorum o arkadaşlarımızın. Biraz daha bu konulardan daha hassas düşünerek AK Parti'ye zarar vermemeyi en az benim kadar düşünen arkadaşlarımız olduğu için o hassasiyetleri götüre, göstereceklerine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum ben efendim. Teşekkür Süremiz ediyorum. bugün su gibi aktı. Şimdi meclis açılıyor. Yeni yasalar var. Önümüzdeki haftalarda sizi tekrar konuk etmek. Ülkemiz için hangi yasaları geçirmeyi düşünüyorsunuz? Milletin başka sorunlarına da ne tür çözümler üretilecek sormak isterim. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi ben, alalım. Ben teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemin 1 Ekim tarihinde başlayan 28. Dönem 3. Yasama Yılının iyi şeylere imza atmasını ve hakikaten 1982 Anayasasının 1961 Anayasası gibi bir junta veya darbe anayasası olmaktan kurtulma iradesinin 28. Dönem Parlamentosunun sahip olduğuna inanıyorum. 28. Dönem Parlamentosu tarihe geçecek bir adımı sivil bir anayasa yaparak hayata geçirecektir diye düşünüyorum. Dün Sayın Özgür Özel'e de sordunuz. Dedi ki e, önce uyusunlar sonra bakarız şeklindeki ifadeyi kullandı. Ben e, onun önemli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ama Can Atalay konusuyla ilgili söyleminin doğru olmadığını e, anayasaya uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü anayasaya uygun bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı icraatını gerçekleşmiştir çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, iş tüzüğünde ve anayasada Çok yazan anayasada yazan talimatı Sayın Meclis Başkanı yerine getirmiştir. Sayın Özgür Özel'in o konuyla ilgili Sayın Meclis Başkanı'nı anayasaya uyu diye davet etmesi bana göre e, yanlış anayasaya aykırı bir davranış şeklidir. Anayasaya yargının verdiği karar çerçevesinde uyulmuş ve meclis başkanı bildirmiştir. Oya da sunulmuyor. Efendim Can Atalay meselesi çok uzun ama Peki. bir yayın daha yapalım. Mutlaka konuşalım. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.